Kroşe örgü atölyesinden merhaba. Bugün size altıgen puf motif nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunu normal bir motif olarak küçük küçük yapıp birbirine ekleyebilirsiniz motif birleştirme metoduyla. Ya da böyle bu şekilde büyütüp bir lif olarak da örebilirsiniz. İki yolu da var. Daha sonra altıgen motiflerin nasıl birleştirilebildiği ile ilgili bir video da çekeceğim fırsatım olursa. Şimdi bu altıgen modeli nasıl yapacağız onu göstereceğim. 3 numara tığ ve lif ipi kullanıyorum. Neden lif ipi kullanıyorum? Çünkü bu puf modeller yani fıstık türü modeller lif iplerinde çok güzel görünüyor. Kullanacağınız ipin çok kalın olmamasına özen gösterin. Kalın ipte fıstık modeli güzel durmuyor. Yani tutturmak zor oluyor. 1 4 tane zincir çektim. Şöyle bir halka oluşturuyorum öncelikle. Bir, iki, üç tane zincirle yukarı çıktım. İpi tığın üzerine aldım. Buradaki boşluğun içine bir, iki, üç. Topluyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine bir, iki, üç. Şimdi bu fıstıkları üçlü değil dörtlü de yapabilirsiniz. Daha puf görüntü istiyorsanız, daha kabartılı bir görüntü istiyorsanız, mesela lifinizin daha kabarık olmasını istiyorsanız, bütün bu fıstıkları dörtlü de başlayabilirsiniz. Zaten ilerleyen sıralarda bu sayıları arttıracağız. 1, 2, 3 zincir çektik. Yine aynı boşluğun içine. Şimdi bu metotla toplam yine aralara 3 zincir çekerek 6 tane fıstık yapacağız. Bakın sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane puf yaptım. 1, 2, 3 zincirle şurada tam tepe noktaya bağlayın. Yani şuraya falan bağlamayın. Tam tepe noktaya tığınızı geçirin. Şu şekilde tutturun. Bir tane zincirle sağlamlaştırıp ipinizi buradan kesebilirsiniz. Diğer renge geçeceğim ama öncelikle bir şey anlatmak istiyorum. Bu tip modellerde en büyük sorun bir süre sonra modelin içe doğru şu şekilde şapkalaşması. Yani böyle bu şekilde içe doğru bükülmesi. Böyle bir sorun yaşarsanız ilerleyen sıralarda bunun anlamı şu, çektiğiniz zincir sayıları az geliyordur. Yani yeterli olmuyordur. Birkaç sıra söküp bir ya da iki zincir fazla yaparak devam edin. Çünkü daha önce gösterdiğim yuvarlak modellerde bu sorunları yaşayanlar oldu. Neden oldu? Çünkü her lif ipinin kalınlığı aynı değil. Herkesin eli de aynı değil. Örerken kimi sıkı, kimi gevşek örebiliyor. Tığ numarası da aynı olmayabiliyor. O yüzden bazen çektiğiniz zincirler yeterli olmayabilir. O yüzden zincir sayısını arttırın eğer şapkalaşma sorunu yaşarsanız. Şimdi buradaki yuvarlağın içinden, boşluğun içinden tığımı geçirdim yine. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Buradaki boşluğun içine 1, 2, 3'lü puf yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yine 3 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı boşluğun içine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, 3 tane üçlü fıstık yapıyorum. Topladım. Bir, iki tane zincir çektim. Yine şuradaki boşluğun içine bir, iki, üçlü fıstık yaptım. Üç zincir çektim. Aynı boşluğa. Yani her bir boşluğun içine aralarında üç tane zincir olan iki tane fıstık yapıyoruz. Diğer şuradaki boşluğa atlarken de 1, 2 zincir çekiyoruz. Boşluğa atlıyoruz. Boşluğun içinde iki fıstığın arasına da 3 tane zincir yapacağız. 1, 2, 3. Buraya atladım. 1, 2, 3 topladım. Buraya atlarken diğer boşluğa 1, 2 zincir çektim sadece. Atlıyorum. Bu şekilde bu metotla dönüyoruz. Evet, her bir boşluğun içine 1-2 tane fıstık yapıp aralara 3 zincir, diğer boşluklara atlarken de 2 zincir çektik. Şimdi bitirirken 1-2 zincir çekip şuradaki tam tepe noktasına bitirip
İpimi keseceğim. Ama eğer böyle bir şapkalaşma olursa, içe doğru kıvrılma olursa bilin ki zincirleriniz yetersiz kaldı. Aralarda iki değil, üç zincir çekin boşluktan boşluğa atlarken. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada şimdi şöyle bir şey yapacağız. Toplam motifimizde 6 tane köşe olması gerekiyor. Bu ilk köşemiz. Bir, iki. Bunu iki tane de yapabilirsiniz başlarken fıstığı. Biraz üç fazla oluyor başa zincir çektiğimiz için. Bir, iki, üç. Bu bizim ilk köşemiz. Bir, iki, üç. Topladım. Şuradaki boşluğa gireceğim ama buradaki boşluğun içine bir, iki tane zincirle giriyorum. Sadece bir tane fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç. Topladım. Bir, iki tane zincir çektim. Burası ikinci köşemiz olacak. Burası köşe olduğu için her bir köşenin içine aralarına 3 tane zincir çekilmiş 2 fıstık yapacağız. 1, 2, 3. Dediğim gibi daralma olursa zincir sayısını o aralarda çektiğimiz 2 zinciri 3 yapın. Daha da arttırabilirsiniz. Yani ipiniz ince ise yeterli olmayabilir. Bu ikinci köşemiz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Şuraya atlıyoruz. Buraya sadece bir tane yapacağız. Çünkü bu köşe arasında kalan bir boşluk. İki köşe arasındaki boşluk. Yani bu sırada bir tane boşluğa iki tane fıstık, bir tane boşluğa da tek fıstık yaparak devam edeceğiz. Bir, iki, üç. Köşelerde fıstıkların arasını üç ya da dört tutacağız. İlerleyen sıralarda dört de yapabilirsiniz aradaki zincir sayısını. Üç. 1, 2, şuradaki boşluğa sadece bir tane. Bakın şimdi. Burada aynı boşluğun içine 1, 2, sonra bir boşluğun içine 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Buraya da 1, 2 yapacağız şimdi. Bu metotta bir boşluğun içine 2 tane, bir boşluğun içine de 1 tane fıstık yaparak 3. sıramızı bitiriyoruz. Buraya yine bir tane devam edelim. Sıranın sonundayım. Bir boşluğa 2, bir boşluğa 1, bir boşluğa 2, bir boşluğa 1 şeklinde motifimizi devam ettiriyoruz. 1, 2 zincir yapıp şuradaki tepe boşluğundan ipimizi kesiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Yine köşeden başlıyoruz. Bakın. Aynı boşluğun içine 2 tane yapmışız. Yine bu köşenin içine hep iki tane yapacağız. İki tane fıstık yaptığımız bölümler bizim artık bundan sonraki köşelerimiz olacak. Bakın burada göstereyim size. Bu şekilde köşeler hep iki tane aynı boşluğun içine. Burada da iki tane aynı boşluğun içine. Burada da iki tane. Burada da iki tane. Toplam 6 tane köşeye ikişer tane fıstık yaptık. Altıgen görüntü bu şekilde oluşuyor. 1 2, 3, topladım. 1, 2, 3. Şimdi sıra ilerledikçe köşelere yaptığınız fıstıkları 4 seferde çekerseniz daha güzel görünür. Bundan sonraki sıralarda 4 sefer çekmeye başlayacağız. Lifimiz bitene kadar. Ama eğer normal motif olarak bunu tasarlayacaksanız 3 tane yeterlidir. Yine 2 zincir çekiyoruz. Bakın buralar bizim köşelerimiz. Köşe, köşe. Çünkü aynı boşluğa 2 tane yapılmış. Bunlar da köşe. Köşeler hep 2 tane fıstıkla doldurulacak. Ama buralar, aralarda kalan boşluklar 2 zincir çekildikten sonra yine normal tekli fıstıklarla doldurulacak. 1, 2 zincir çektik.
Bakın. 1, 2 zincir yine. Buradaki boşluğun içine 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yine köşemiz olduğu için aynı boşluğa. 1, 2, 3. Bir, iki zincir. Aralardaki şu boşluklara bir buraya, bir buraya. Bir, iki zincir. Zincir sayımızı istiyorsak 3 de yapabiliyoruz. Bir, iki. Şuradaki boşluğa. Şimdi bazı lif ipleri çok ince oluyor. O zaman 3 zincir çekmeniz gerekebilir ya da çok sıkı örüyorsanız 3 zincir çekmeniz gerekebilir. Bakın 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2. Bunu böyle bitirelim. Dördüncü sıranın sonunda 1 2 zincirle yine tepe noktasına bağlayıp ipimizi kesiyoruz. Şimdi eğer bir motif olarak yapacaksanız bunu, bir motif gibi düşünüyorsanız bu şekilde bırakabilirsiniz. Yani sonra üzerine trabzan geçersiniz. Ben bunun motif halini önümüzdeki günlerde anlatacağım. Üzerine nasıl trabzan geçip nasıl birleştirme yapabileceğinizi anlatacağım. Ama bugün değil. Bugün sadece bir lif olarak altıgen modeli anlatıyorum size. Böyle bu sayıda bırakabilirsiniz. Bu şekilde yapıp bırakın. Son olarak 5. sırayı ve oya nasıl yapılabilir? Onu göstereceğim. Şimdi yine bakın. Köşeyi yapalım. Aynı boşluğa, bütün köşelere hep aynı metot. İki zincir. Buraya, buraya ve buraya. Tekli fıstıklar. Bir, iki, 3. Aralarda yine 1, 2 zincir ve tekli. Bakın 1, 2, 3 tane tekli fıstık yaptık. Köşeye geldik. Artık sanırım herkes metodu öğrendi. Köşe metodumuz hep aynı. Aralarda ne kadar büyütürseniz büyütün modeli. Artık bu sıradan sonra bence köşelere 1, 2, 3 dörtlü fıstıklar yapın. Diğer taraflara üçlüyü devam edebilirsiniz. Ama köşelerde dörtlü giderseniz, dört kere çekerseniz ipi fıstığı yaparken daha dolgun, daha gösterişli durur lifiniz. Bundan sonra da yine aynı aralara 1, 1, 1 yapıp 1, 2 buraya fıstık yaparak devam edeceksiniz. Şimdi oyayı nasıl yapabiliriz? Oyayı şu şekilde yapacağız. Yine buraya normal üçlü fıstığımızı yapalım. 1, 2 zincir çekiyoruz. Şuradaki bakın şu boşluğun içinden 1, 2 tane ip çektik. Topladık. Tekrar aynı noktaya bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi köşede olduğumuz için yine aynı boşluğun içine bir tane daha fıstık yapma zorunluluğumuz var biliyorsunuz. Topladınız. 1, 2 ya da 3 zincir. Artık dediğim gibi kendiniz karar verin. 1, 2, 3. Bakın aralarda hep tekli fıstıklar olduğu için buralarda hep tekli fıstık çalışacağız. 1, 2, topladım. Aynı noktaya tekrardan bir sık iğne ile kapattım. 1, 2, yine buraya tekli fıstık. Köşeye gidene kadar bu şekilde devam edeceğiz. 1, 2,
topladım. Buraya tekrar bir sık iğne yaptım. 2 zincir çekip diğer boşluğa atlayıp metodu köşeye kadar bu şekilde sürdüreceğim. Evet, bakın buraya kadar geldim. Buralara tekli fıstık yaptım. Ama burada köşede yine 1-2 tane. Burada 1-2 tane. Ondan sonra üzerine şu tomurcuğu yaptım. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Hepinize kolay gelsin.